Sokak röportajlarından herkese merhaba. Sordum soruyunun bu bölümündeki soruları Kadıköy'deki sokaklarımıza çıkıp soracağız. Bugünkü sorumuz, homofobik misiniz? Sizin oralarda gay varmış, sordum da. Evet abi dedim. Homofobik mi? Ne dedin? Homohobi. Homomobi. Hani her erkek adamın bir erkek sevgilisi olur hayatında. Bilirsin belki şu an senin beline sarılıyorum şu an. Farkında mısın? İtiraf etti, homofobik. Birisine karşı böyle hafif bir crush'ım, bir hoşlanma durumum var. Kendi cinsimden. Homo. Bufik. Soru hemen geliyor. Homofobik misin Cumali? Hayır. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Ama önce hayır, öyle bir şey. İçinde homo var olmam, hayır değilim. Evet. Yani değilim ben. Olana da mani olmam. Ne değilsin? O söylediğinize. Homo hobi. Homo mo. Bir daha dedi. Abi sen bir söylesene bana. Homofobik. Homofobik. Değilim. Değilsin, çok şükür geldi. Cumali. Peki sana eşcinsel birisi geldi. Yakından temas kurmaya çalıştı böyle sürekli. Bu seni rahatsız eder mi? Önce tabii bir rahatsız eder ama ondan sonra bir derdini dinlemeye çalışırım. Derdini öğrenirim. Güzel bir dille uyarırım. Helal olsun Cumali. Yani. Artık sen ne değilsin? Homofobik. Ben söyleyemiyorum gerçekten. Gel gel bir deneyelim beraber. Ne diyorsun artık Cumali? Homofobik. Hasan, homofobik misin? Hayır. Mesela hiç bir eşcinsel yanaştı mı sana bugüne kadar? Çok yanaştım abi yani. Çok dolu Hasan, çok. Ya hani bana bayağı sapıklık falan yapıyorlar ama yani hani bu onların içlerinde olan bir şey. Senin tepkin ne oluyor? Söylemek istemiyorum. Söyle söyle. Yani kötü bir tepki mi? Tabii ki de kötü yani ama o an hani... İtiraf etti, homofobik. O zaman homofobik misin değil misin? O zaman homofiyim yani. Homo... Homo bufik. Homo... Bufik. Homo bufik. Aynen, homo bufik. Budur diyorsun. Aynen. Sen o zaman ne değilsin? Ben homo bufik değilim. Peki, homofobik olabilir misin? Baba şimdi... Olsun, en azından ne olup olmadığını biliyorsun artık. Aynen. O zaman artık ne değilsin? Homo bufik değilim. Homo bufik değilim. Naz Hanım, homofobik misiniz? Aslında evet. Peki neden? Biraz geleneksel kafam mı diyeceğim. Aslında değilim geleneksel ama homofobiyim ya. Nedeni bilmiyorum yani. Peki yani böyle size rahatsızlık veriyor mu yoksa genel olarak hani bu duruma mı farklı bakıyorsunuz? Yok, sadece eşcinsel insanların şımarıklığına tahammülüm yok. Bir şeyleri marifet gibi sergilemeleri hoşuma gitmiyor. Daha tatlı yaşasalar hiç rahatsız olmam. Oo. Yani yaklaş... Ya aslında onlar da insan da yaklaşmasalar iyi olur yani. Yani yaklaştılar diyelim mesela, ne bileyim eşcinsel bir kız geldi. Evet. Sana yakınlık gösterdi. Yani şey yapmam da kızmam da hani öyle ters bir cevap da vermem de istemem yani yaklaşmalarını. Homofobik misiniz? Homo ne demek yani? Homofobik. Ben bilmediğim bir şeydir ama homo diye benim başka aklıma geliyor da. Sizin aklınıza gelen ne? Yani onu da de söylemeyeyim. Neyse o bir... Yok, söyleyebilirsiniz, sorun yok. Ben bilmiyorum. Vallahi. Olmaz kardeşim, olur mu erkek erkeğe, olur mu ya? Ben söyleyeyim de, şöyle bir şey, ben esnafım, ben doğalgaz ve su tesisatçısıyım. Günlük en az 10 eve servis yapıyorum. Ben böyle şeyleri çok görüyorum. Yani böyle çok irtibatlı oluyorum ama ben böyle şeyleri yapmam. Yani kabiliyetimi veya kişiliğime, Anadolu çocuğu olduğum için böyle bir şey bize gelmez. Gerçi böyle kişilikte falan Anadolu'da özetlemek istemiyorum ama kişiden kişiye fark ediyor yani. Yani ben öyle bir şey benimsemem şahsen. Size yanaşsalar böyle rahatsız eder mi sizi? Çok kızar mısınız ya da? Ben çok kızarım. Şimdi öyle... Hakikaten çok kızarım. Valla patlatırım. Tokatı Osmanlı tokatı da değil yani. Çok hassas bir konudur. Olur mu kardeşim ya? Abi, o konu, o konuda yanlış konuşuyorsun. Şimdi bana gelse, sana gelmiş olabilir. Sana da belki de diyebilir. Ama sen de bir erkeksin, saygılı olman lazım her kişiye. Hepsi kardeşim ben de diyem anan gibi saç bırakacağına, baban gibi bırakma. Onu demeyeceksin. Doğuştan Allah bazı şeyler oluyor. Biz bunun içindeyiz yani, bunun içinde yaşıyoruz. İnsanları görüyoruz, barda iş yapıyoruz, otelde iş yapıyoruz. Yanlıştır abi. Yani söylediğin yanlış değil hemşerim. Bak şimdi yanlışlık nedir biliyor musun? Bir insana hemen sen küsün deyip hemen saldırmak, vurmak demek değildir yani. İşte yanlış budur. Homofobik misin? Hayır. Emin misin? Hayır. Yani öyle olmadığımı düşünüyorum ama bazen bazı şeylerin içimden gelmeyip kendime telkin ettiğim için dikkat ettiğim oluyor. Yani bir kere herhalde bir erkeğe vereceğimden daha yumuşak bir tepki veririm diye düşünüyorum bir kadına. Kızlar da mesela geyleri yani eşcinsel erkekleri geyleri severler. Hani şey yapar, muhabbetini sohbetini severler mesela. Biz de erkek olarak kızların, lezbiyenlerin yani eşcinsel kızların onların muhabbetini daha çok seviyoruz. Hani erkek eşcinsel yani geylerin onların daha çok muhabbetini sevmiyoruz. Onları kızlar daha çok seviyor. Aslında bir kısmi homofobiklik var gibi. Yok hayır. Yok hayır. Peki durumu artık şey yaptık, çözdük galiba biraz.
evet, sen homofobik misin? Ben homofobik tabii ki değilim. Bu duruma aslında karşı bakmıyorum çünkü yani insanın hormonsal olarak bir hastalık diyelim daha doğrusu. Bence benim için bir sakıncası yok ama tabii bir erkek bana yaklaştığında tabii ki rahatsız olurum. Ama tabii homofobik olan iki kişi yapabilir diye düşünüyorum yani. Onların çünkü kendi hastalığı olarak görüyorum ben bunu. Olayları komple yaşıyoruz da diyelim yani. İyisin yani, böyle bir eşcinsel birisi geldi sana yakınlık gösterdi, temasta bulunmaya çalıştı. Allah göstermesin ya, öyle saçmalık mı olur ya? Yok, öyle bir şey başıma gelmedi. Gelmesin de yani. Gelirse yaklaşımın ne olur? Büyük ihtimal dayak yer herhalde. O zaman homofobiksin abi. Öyle mi oluyor? Öyle oluyor. Bayan gelsin yanaktasın, erkekler nesin? Yani sonuç olarak homofobik misin abi, homofobik değil misin? Dediğine göre öyleymişiz. Neymişsin abi? Homofobik miydin, ne dedin? Ya yanlış olduğunu sen beni diyemezsin. Bence şimdi insanların içinde böyle şeyi ayıklayamazsın. Onların da yaşama diyorsun. Hakkı var toprağım, onları ayıklayamazsın. Vallahi ben bak çok hassas bir konudur. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben gerçekten söyleyeyim. Allah onu öyle yaratmış, o da kendisini tamam, öyle yaşamayı öyle benimsemiş. O kendi bileceği bir iştir. Hadi kardeşim, yapacak erkek erkeğe gider. Mi? Öyle bir şey var mı ya? Ya erkek erkeğe diye bir şey böyle yapalım diye bir şey yapmıyor ki. Yani gelse sana cinsellik değil. Sen yanlış anlıyorsun kardeşim. Topla. Seni bildiğin sana kalsın. Benim bildiğim de kanak kalsın. Evet, evet, gerçekten diyemiyorum. İkinizin de fikirleri farklı muhtemelen. Bakış açıları. Ben bir erkeği böyle olmasını istemiyorum. Karşıyım. Çok da hassas bir konudur. Allah yardımcıları olsun. İnşallah biri bana öyle yanaşmasın. Kur'an hakkı için onun meleklerinin adam, yanına çok hassas. Sen hapse gidersin. Zaten yine sen zararı çıkartın. Yapmıştık da ayıptır. Yakışmıyor bir insana yani. Da. Ama diyeyim böyle şey de hoş bir şey değil. Bunu tam insanına söylüyorsun birader şu an. Hani her erkek adamın bir erkek sevgilisi olur hayatında. Bilirsin belki şu an senin beline sarılıyorum şu an. Farkında mısın? Evet, canlı örneğini görüyoruz şu an. Asla o. Yani şimdi Zeki'cim her zaman beni yakalıyorsun. Yemekte yakalıyorsun, çalışırken yakalıyorsun yani. Bir şey söyleyeceğim. Ben konuya geri dönüyorum. Tabii ki de. Eşcinsellere nasıl bakıyorsun? Saygımız var baba. Hı. O da Allah'ın yarattığı bir kuldur yani. Sana geldi. Benim ne olduğumu biliyorsun. Ben de senin ne olduğunu biliyorum. Tabii. Rahat, sıkıntı yok. Ama eşcinsel bir abi geldi. Böyle yanaştı. Böyle dokunuyor, ediyor falan. Mevzu karışıyor, değişiyor. Kanka günde kaç bin tane insan dokunuyor bana öyle biliyor musun? Tepkin ne oluyor? Tepkim bro. Ne oluyor? Ya onun parasını yiyorum kardeşim, yalan yok. Nasıl yiyorsun lan? Yiyoruz, bir şekilde yiyoruz yani kardeşim. O da bize kalsın yani. Hayır tabii ki de değilim. Hayır tabii ki. Tam tersi. Homofobik bir arkadaşımı tam tersine dönüştürmüş biriyim hatta. Gerçekten nasıl oldu? Ben Almanya'da kaldım bir süre. Orada bir sürü gay arkadaşla tanıştım. Ve cidden çok eğlenceli insanlardı. Biraz zaten ön yargım da vardı. Hem amcam biraz yardımcı oldu. Hem de onlarla beraber takılınca yani cidden... Çok eğlenceli insanlar. Ya buraya geldim, birkaç arkadaşım daha vardı öyle bir soru. Zaten arkadaşlar biraz Karadenizli. Orada biraz varmış o durum. Bu tabii Karadenizli'ye laf atmıyorum ama konuştum, ettim, ikna etmeye çalıştım haftalarca. Bir gün bir muhabbet içerisinde dedi ki Artun sayende homofobikliğimi yendim dedi. Hayatımdaki en büyük başarım bu olmuş da olabilir. Ya böyle şey tamam, hop şey ben değil sen ama. Sen sen olabilir sen normaldir şimdi, ama senin yanında olabilir benim yanında olamaz. Bir insana nasıl karşılamasını soruyor sana yani nasıl karşılasın sana diyor sana. Geldi, sana dedi ki hadi ben bunu istiyorum. Güle güle derim bu kadar basit. Güle güle. Ben güle güle derim. Ben bu işlerde bizim olmaz derim. Ben de ona ne derdim? Dedim kardeşim valla sana bir tane yapıştırırdım ama değmiyor yapıyor. Dur bak be, bir dinle abi. Dönüp vurarım aynı yere geliyorsun. Bir dinle. Dövmek, vurmak, öldürmek çözüm değil. Neyi dinleyeceğim Allah'ın. Güzel baban adam. Ben derdim kardeşim olmaz. Olmaz. Olmuş ne yapacaksın? Yani nasıl yapacaksın bunu? Söyle bakayım. Ha olmuş adam öyle benimsemiş. Ne yapacaksın adama? Ya sen bu insan bu hakkımı yok deyip de bu adamı alıp denize mi atalım yani? Ya denize atmayacaksın. Tamam. Ama hoş göreceğiz canım şimdi... benim. Hoş göreceğiz. Yok abi erkek erkeğe şey mi olur kız kıza? Seni rahatsız eder mi onların durumu? Bana ne abi? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Ama hoş görmüyorum yani. Olay dün başıma geldi. Arkadaşı bile aradım yani. Eve gidiyordum. Yardım için mi aradın? Hayır otobüs bekliyordum abi. Bir anda şey oldu. Nasıl diyeyim? Adam dedi ki bu yola nasıl gidebilirim dedi. Abi ben de oralardayım dedim. Gel atla dedi. Atladım yani. Sonra adam bana yürüdü abi. Dün oldu. Nasıl yani yürüdü? Boy posu maşallah falan dedi. Tamam eyvallah dedim. Dedi kızları yürüyor musun dedi. Yok abi o işlerle ilgilenmiyorum dedim. Dedi peki sizin oralarda gay varmış sorun dedi. Evet abi dedim. Dedi oğlum o zaman yani şey yap dedi. Yani onları da haddini bildirir falan dedi. Korktum yani. Sonra arabadan indim kaçtım yani. Bayağı kötüydü. Yani... Ben de tedirgin olurdum gerçekten. Ya korktum bayağı, kapıyı açtım kaçtım abi direkt yani cidden.
o duruma düştüm. Yani çok da şaşırdım, ilk defa böyle oldu. Teşekkür ettik ikinize de. Yani. Diyarbakır'da sana Diyarbakır ciğeri yedi. Yo, ben de Kahraman Sivaslıyım ama. Bak Sivaslı kardeşim. Valla bir dostluk oluşuyor burada. Söyleyeyim Sivas. Sivas. Yine sen vurma, bak. Öldürme, kırma. Yok ben zaten öldürme. Kardeşim de sen bir, de ne yapardın? Allah'a verdiği candır, o ayrı bir konu dedin. O konu Allah'a onlara sorarım. Şimdi Sivaslı kardeşime ben bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Gitme dur. Senin yanına ben olarak böyle geldim. Sen böyle bir erkek olarak, senin kendi evladın olsa sen o evladını kabul eder misin? Ya yaptığı şey hoş şey değil. Sadece bunu söylüyorum. Kabul etmem ama ben onun yaşantısına da müdahale etmem. Sen bir baba olarak müdahale etmen gerekir. Ne yapacağım, evlat kesilip atılmaz, pazarda satılmaz. Ne yapacağım? Bir saniye sana bir şey söyleyeceğim. Sen bir baba olarak müdahale etmediğin zaman o çocuk der ki zaten benim babam ya kabullenmiş. O zaten o yaşantıyı benimsemiş. Onu ne kadar engellesen, ne kadar önüne çelen koysan yine o yoldan dönmez. Ya bu insanların yaşama ve yaşama hakkı var tabii ki doğal olarak. Bu insanlara bizim sert bakış atmamız olan olmaması gereken şeyler bunlar. Ya bu insanları yaşatmalıyız ki geçinebilelim. E şimdi bakıyoruz abi, bu insanlara iş vermiyorsun, aş vermiyorsun, yer vermiyorsun, kalacak yer vermiyorsun. Her gördüğünde taşlıyorsun, pis pis bakıyorsun. E bu adam da çıkıyor Taksim'e, senin polisine taş atıyor. Anladın mı? İş veremiyorsun. Ne oluyor bu sefer? Şey yapıyor, bedenini satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Yani ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz yani. Bu insanlara o yüzden ben inanılmaz saygı duyuyorum. Kesinlikle onların da yaşamaya hakları var. Yani bunu söylemem bile şey kaçıyor tabii, ters kaçıyor. Bu toplumu hep birlikte yaşıyoruz. Bu toplumda hep birlikte yaşıyoruz. Ya öyle olması gerekiyor. Başka bir çıkar yolu yok ki bunun yani. Sen ona taş atarsan o da sana atacak. Şu an birisine karşı böyle hafif bir crush'im, bir hoşlanma durumum var. Kendi cinsimden. Şu an öyle düşünüyorum. Yani o yüzden de bir homofobik olamam zaten. Yok. Yani zaten etrafımda da LGBTQ'ya olan hani o şeyde olan birçok arkadaşım var. Ve hani ben de onlara kendim destekçisi ve aynı zamanda onlardan birisi gibi hissediyorum. Harika. Söyle. Çünkü ya gerçekten bu tamamen istekler, duygular yani ve tercihlerle alakalı. Hayatına önce cidden kimse karışmamalı. Kendilerini rahatsız etmiyorlarsa bırakın yaşasınlar yani, insanlar istediklerini size ne? Yani kim nerede nasıl kiminle mutlu hissediyorsa. Aynen. Yani cinsiyet gözetmeksizin, evet. Ben de bunu savunuyorum. Cinsiyet gözetmeksizin aslında herkes özgürce yaşayabilmeli. Evet. Bugün de homofobiyi konuşacağız arkadaşlar. Bunun için de yanımızda Levent var. LGBTİ+ konusunda bir aktivist. Bu anlamda hani onunla bazı şeyleri konuşacağız. O bizimle kendi bilgilerini paylaşacak. En azından bizim bilmekten korktuğumuz, sormaya çekindiğimiz bazı şeyleri ben ona soracağım.